Kur'an'da baştan beri peygamberler birer insan olarak vardır. Güçleri de dünyevi bilim düzeyiyle ilgili değil, onların kudretleri manevidir. Normatif dediğimiz değerlerle ilgilidir. Bugün de insanları kurtaracak budur yine yani. Efendim atomu üret, nükleer füzeyi üret, ne üretirsen üret. Daha güçlü olabilirsin ama insanı felaha erdiremezsin. Değerli dostlarımız merhaba bir düşünce günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün evrimci tarih anlayışıyla tarihi okuma meselesini konuşacağız. Ergün hocamız bu konuyla ilgili Star gazetesinde bir yazı kaleme aldı. İtalyan düşünür Vico'nun Yeni Tarih adlı kitabına telmihle Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Onun üzerinden batıdaki bu evrimci tarih anlayışı bizde İslam'da neye tekabül ediyor ya da biz tarihi nasıl okuyoruz? Kahramanlar bizde neye tekabül ediyor? Biliyorsunuz bu üçlü okuma meşhurdur batı düşüncesinde. Biz sosyologlarda da bunu görüyoruz. Mesela Agus Compton hocam üç, üç hal kanunu Kanuni. var meşhur bize üç hal kanunu diye geçilen bir teorisi var. Orada da teolojik çağ, metafizik çağ ve en son olarak da işte günümüze kadar uzanan çağı da işte pozitif çağ işte pozitivist diye adlandırdığımız çağ olarak nitelendiriyor. İşte görüyoruz ki yine İtalyan düşünür Vico'da Tanrılar çağı, kahramanlar çağı ve insanlar çağı diye adlandırılan yine böyle bir üçlü okumayla karşı karşıya e, kalıyoruz. Hocam hem e, batıdaki bu e, üçlü okuma siz diyorsunuz bu bir okuma şekli. Yazınızda evet. da bunu evet. belirtiyorsunuz. İşte benim aklıma bir kompt geldi. İşte siz Vico'dan telmihle e, bu yazıyı kaleme aldınız. Nereden geliyor hocam bu? ve biz biliyoruz ki her zaman işin ucu gelip batı medeniyetine dayandırılıyor. İşte o insan çağı ya da pozitivist çağ diye adlandırılan da ilerlemenin en uç kısmında da biz işte batı medeniyetiyle karşılaşıyoruz. Genelde evet. onunla noktalandırılıyor. Bu okuma şekli nereden çıktı? Bizde neye tekabül eder ya da böyle bir okuma şeklini biz de yapsak siz evet. böyle bir okuma şekli denemesinde peygamberler üzerinden yapıyorsunuz. Neye tekabül eder? Ya da evet. bu daha da geliştirilebilir mi hocam? Aslında bu konu günümüzde çok yoğun olarak yeniden gündeme geldi. Yani tarihi okuma tarzı ve bu tarihi okuma tarzı yapılırken e, Avrupa'daki okuma tarzı çok merkeze alınıyor. Avrupa'daki okuma tarzı da modern dönemde Rönesans sonrasında gelişen bir okuma biçimi ilerlemeci veya evrimci bir bakış açısına sahip insanların yeryüzünde ilk olarak ilkel olduğu bilinç sahibi olmadıkları rüyayla gerçeği karıştırdıkları zaman içinde tanrı insan, uydurdukları değil mi hocam? Evet tabi tanrılar ee, uydurdukları. Yani bu antropologlarda Morgana baktığımız zaman, Fraser'a baktığımız zaman bunları savunur veya sosyolojiye işte August Comte bunu savunur veya Renan pozitivist yine işte önce büyü vardı sonra din çıktı şimdi bilim var deyip insanlar efendim güya ilk yeryüzünde yaşamaya başladıklarında bilinç düzeyleri ilkeldi yoktu rüyayla karışıktı rasyonalite düzeyi çok düşüktü sonra din çıktı bununla karışık bir biçimde insan birazcık uyanmaya başladı tanrılar vardı hep, hep evet. tanrılar vardı. İşte Greklerde görüldüğü gibi veya Mezopotam ya da Tanrı kralların olması gibi bunları örnek gösteriyorlar. Arkasında da bu tanrılardan sonra kahramanlar geldi. Yani efendim işte yine Avrupa düşüncesine İlyada diyelim destanına baktığımız evet. zaman orada bir takım kral, şey kahraman insanlar var. Savaşı yürütüyorlar bir Olimpus dağlarında savaşı. E, seyreden ve gerektiğinde müdahale Tanrı eden var. tanrılar var. Zeus <laughs> vesaire. E, öte yandan bir de alanda, Truva'da gezip dolaşan, savaşan kahraman adamlar var. Aşil gibi vesaire. Ve bunlar değil tanrılarla mi? da iletişim halinde. İletişim halinde. Bazen e, karşı çıkıyorlar. Bazen mi? evet. Evet. En sonunda da yani İlayda, İlyada destanı okuduğumuzda çok dini bir destan aslında. Ama mitolojiyle, dinle karışık olan bir destan. Öyle seküler bir destan da değil. Evet. Ee, sonra da diyorlar ki insanlar artık bilinç düzeyleri gelişti. Evrimleşti. insan olmaya başladı. Ve modern çağda artık insan var. Vico çok önemli bir tarihçi Avrupa için. İtalyan yeni tarih diyor. Kitabının adı da yeni tarih. Alt başlığında da toplumsallığı vurgular. Ve hatta Avrupa'da derler ki şeyden İbn Haldun'dan etkilenerek tarih yapan ilk kişi. Aslında İbn Haldun'u gölgesi bile etmez yani. Ve İbn Haldun mesela 14. yüzyılda yaşamış olan bir tarih düşünür. E, sosyal teorisyen, tarihçi. Bu arada tarihçi. hocam Vico'nun bu kitabı Yeni evet. Tarih Türkçeye çevrildi mi? Tabi Bu da çevrildi. yakın zamanlarda evet. yani 5-6 10 sene geçmez. Yeni evet, çevrildi. Evet i̇bn Haldun'dan batı bahsediyordunuz. düşüncesine geçiş açısından önemli bir metin. Evet. Ve bu Batı düşüncesine modernliğin tarihe bakışını da yansıtıyor. O nedenle onlar tarihe böyle bakıyorlar. Evet. Şimdi günümüzde de yeniden tarih kurgulanırken İslam düşüncesi hesaba çekiliyor ve o evrimcilik üzerinde okunmaya çalışılıyor. Halbuki bizim kısas enbiya geleneğimiz var. Hocam oraya Biz, geçmeden az evet, önce de ee, sözünüzün arasında bir geçti biz daha önce burada konuştuk İşte o e, Hareri'nin e, kitabına telmihle evet. e, işte insan tanrılar tanrı insan evet. o benzetmesi bu çağ yani bakın, şimdi o da, e, insanlar çağı ya da pozitivist çağ aslında şu an biraz da böyle tanrı insan çağına dönüştü değil aynen mi hocam? Aynen öyle bakın çok enteresan güzel bir noktaya temas ettiniz Bakın Harari bile yine evrimci düşünmeye devam ediyor ve Harari yine ateist evrimci bir tarihçi olarak getiriyor. Evet. Sonuçta insanı yine diyor artık insanlar çağrı oldu ama bu insanlar çağında bu insan artık tanrıdır diyor. Evet. Peki kimse Harari'ye demiyor Bu modern düşüncenin tanrılar çağının geride kaldığı, kahramanlar çağının geride kaldığı, bireyin önemli olduğu, öznenin önemli olduğu İnsanın önemli olduğu bir çağa gelmiştik. Sen neden Tanrı'dan bahsediyorsun? Üstelik sen ateist bir insansın. Ya. Ateist bir insan Tanrı'dan bahseder mi? Niye ilk Değil ilkel, mi? madem ilkel kabul evet. ediyorsunuz o dönemi, niye Aşılmış, onunla bağlantı kuruyorsunuz? Niye kuruyorsun? Tanrılar aşıldı, kahramanlar evet. da aşıldı, insana geçildi evet. madem. Neden Tanrılar diyorsun? Çünkü Tanrı düşüncesi, Tanrı duygusu, Allah duygusu diyelim, inanma. Mutlak bir iradenin varlığına inanma duygusu insanın tabiatında var. İnsanın ruhunda var, insanın fıtratında var. Ve bu doğuşla beraber geliyor bize. Bunu yeryüzünde insanlar evrimcilerin dediği gibi insanlar korktu, bunu üretti, icat etti böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı Harari gibi bir ateist bile tanrıdan bahsetme ihtiyacı hissetmezdi. Yoktur, neden bahsedeyim derdi. Ama o bile bas. Çünkü insanlarda bu duygu var ve insanlar bu duygunun peşinde yürümeye devam ediyorlar. Evet. Ee, bizde kısas enbiya geleneğine baktığımız zaman ise biz oradan okuruz. Bir defa bakın bu Avrupa paradigmasıydı. Modern paradigmaydı. Seküler evrimci bir paradigmaydı. Bir Müslüman öyle bakmaz. İslam inancıyla tarihe baktığımız zaman İslam inancı sadece bir İslam sahibi bir akide inancını ı aynı zamanda Kur'an'da ana kitabında vassettiği gibi tarihe de bir bakma biçimi bize sunar. Tarihi neler anlatır? Mutlak aktör Allah'tır. Metafiziksel tevhid alındadır. inancıyla başlar. Tevhid inancıyla başlar ve peygamberler aktördür. Peygamberler baş aktördür. Tarihin yapıcılarıdır. Hicreti yönetenler onlardır. Allah'ın işte verdiği sayfeleri getiren Yeni bir düşünce ortaya koyan onlardır. Topluma harekete geçiren onlardır. Islah edenler onlardır. Islah edenler onlardır. Hazret Adem'le başlıyoruz. Tecdit de onların eliyle Tabii, hocam. Şeriatlar getiriliyor. Şeriatlar şeriat, lav ediliyor. Aynen öyle. Tarihin yapıcıları, ana aktörleri peygamberlerdir. Ve peygamberler efendim kahramanlar büyük kahramanlar, büyük adamlar aş ile baktığınız zaman kibrinden geçilmiyor falan. Ondan sonra bizim Böyle bir kahraman şeyimiz yok bakın. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Bakıyoruz değil mi? Evet. Peygamberlere bakıyoruz. Yani öyle zaten Allah tanrıları Hazreti İbrahim, reddediyor. Hazreti Musa değil mi? İlahları reddediyor. Evet. Firavun'u reddediyor. Evet. Nemrut'u reddediyor. Değil mi? Evet. Peygamberler öyle çok dünyevi olarak büyük adamlar değil. Evet. Çok enteresan. Bir evet. Şey. Bir Hazreti Süleyman var. Onun dışında Hepsi mütevazi insanlar. Hat Hepsi insan. Hatta ümmi olduğu efendimiz, evet. ümmi olduğu belirtiliyor hocam. Yani Hazret Peygamber'e evet. düşün. Sasani saraylarından gelmiyor. Efendim Bizans'la alakası Bizans yok. Bizans'ın mekteplerinden o dönemin büyük okullarından. Evet. O dönemde değil. de okullar var. Helenistik yani. kültür, diyoruz, Stoacılar evet. diyoruz. Bilmem değil mi? Eflatun diyoruz. O okullardan da gelmiyor. Yani bunlar insan. Çok mütevazi varlıklar. Hazreti Peygamber'i ziyarete Ahlaklarının gelenler. Ahlaklarının dışında hani Efendimizin el emin evet. sıfatı var ama onun dışında sıradan. Dünyevi olarak. Dünyevi olarak yani olarak dünyada yaşıyor. Insan. Ticaret evet. yapıyor. Ticaret yapıyor. Evleniyor. Etrafıyla ilişkileri var. Evleniyor. Yani böyle sarayı efendim tahtı e, omuzlarda taşınan ne diyorlar ona taht mı? Onla götürülüp getirilen insanlar evet. değil bunlar. Hakikaten yani Hazreti İbrahim'e de bak. Hazreti Adem, Hazreti Muhammed, Hazreti Yunus bunlar hepsi o Hatta medeniyet içinden bölgesinde, çıktıkları topluma isyanla çıkıyorlar. Evet. İşte Hz. İbrahim'in babası değil mi hocam? Evet hani evet. Bir putperest. Evet, bir Hatta putperest. işte o put yapıcılardan evet. birisi filan. Hani bir e, hani tasavvufta evet. hiç olmak deniyor evet. ya. Bu bunlar dünyevi olarak hiçler. Evet. Bak, o manada hiçler. Yok. Evet. Büyük sermayeleri yok. Büyük merkez güç, hükümdarlıkları yok. Yok. Bir hiçler ama bu hiçler, bu yokluklar içinde büyükler. Büyük olan ne? Sarayları, hükümdarlıkları, dünyalıkları değil. Bilgelikleri, ya, ahlakları, hikmetleri, hikmetleri, insaniyetleri. Köle de efendim hiçbir şeysi olmayan insan da, kadınlar da, değil mi? Hazreti Peygamberle ilişki kuruyor, onun yanına gidiyor, serbest konuşuyor. Yani o mesela şeyi düşünün, o e, meşhur e, İslam'ın beş temel ilkesini vaz eden hadisi düşünün. Evet. Birisi geldi diyor, çok yakışıklıydı, hiç kimseye minnet etmeden direkt dedi ki, Muhammed, İslam nedir? Bana anlatır mısın? Evet. İslam şimdi, iman ve ihsan. Evet. Şimdi bu duruş önemli. Cebrail olduğu söyleniyor. Evet. Ama Cebrail nasıl bir tutumla gidiyor? Düz bir insan. Ve o düz insan gidiyor bir peygamberin yanında. Peygamber onu muhatap alıyor, onu konuşuyor. Bakın. Veya işte birisi Medine'de geliyor diyor ki ben diyor Muhammed'le görüşeceğim. Tanımıyor. Hazreti Peygamber orada sahabeleriyle beraber oturmuş. O sanıyor ki Muhammed işte gelmiş Medine'de hükümdar, Medine'de hükümdar olmuş o dönemde. Ve bir sarayı var herkes etrafında hazır ol bekliyor. Bilmem ne yapıyor. Yok o insanlarla beraber fark edemiyor. Bunlar çok büyük şeyler yani hakikaten. Çok büyük değerler. Evet. O nedenle Avrupa'nın o tezi yerle bir eden görüşler bunlar. Hayır insanlık eskiden de vardı. İlk insandan itibaren insanlık var. İlk toplum biçimlerinden itibaren Hazret Adem bir insandır. Ahlakıyla büyüklük, bilinciyle büyüktür. Ondan sonra hakperestliğiyle büyüktür. Vahyi getiren, hikmeti getiren bir şahsiyet olmakla büyüktür. Zaten yani, peygamber olması, Allah'la irtibat halinde olması, Allah'a dikkate alarak yaşamasını da gerektiriyor hocam. Evet. Yani Kur'an da öyle diyor. Yani isimleri öğrettik diyor yani Hazreti Adem'e. Evet. Ya yani bilmediğini de öğrettik diyor. Bilmediğini de. Dolayısıyla öğrettik. böyle Allah'la e, irtibat kurmadan böyle bir kahramanlık Tamamen evet. dünyevi bir kahramanlık da söz konusu değil. Söz yani. konusu değil. Yani evet. hakikaten bizim zaman zaman yani şimdi tanrılar meselesi çok konuşuluyor, mitoloji çok konuşuluyor, kahramanlar konuşuluyor, modern kahramanlar sürekli üretiliyor. Evet. Batman üretildi, onda Superman üretildi, bilmem neler üretiliyor. Bazen biz de bunlardan etkilenerek diyoruz ki biz de kendi kahramanlarımızı üretelim. Kahramanlarımızı üretelim ama bakın Avrupa'nın kahramanlarında ne, ne var? Superman uçuyor. Kimsenin yapmadığı bir şey. Batman ne? Vuruyor, kırıyor, öldürmede herkesten üstün. Ve karşılığı da yok hocam. Ya yani bunlar ağlakıyla mı öne çıkan adamlar? Hiç. Bilgeliğiyle mi öne çıkan? Çizgi insanlar? roman kahramanları biliyorsunuz yani ilk Üretilen şeyleri. Üretilen imgelere Tabii bak. çizilen önce. Ama peygamberlere bakın yani sözüyle, tavrıyla büyüklük var yani. yani. Kahramanlık budur aslında illa kahraman diyeceksek. Ve insan olmak hepsinden değerli bir şey. Biz insan olmak için varız. Zaten Allah'ın ruhundan Yani ruhu insan şey... üstü, tabiat üstü güçler atfedilerek de bir kahraman oluşturma algısı var hocam. E tabi bu var. Yani mesela... Yani işte vuruyor, kırıyor, dağları kaldırıyor. Tabii. İşte tam o sizin o tanrı insan tabii. E, modeli aslında bu. O tavsiye Elbette, ediliyor hocam. Elbette aynen. Greklerin mitolojilerinde evet. okun. İşte aşil nasıl bir şeydir? geliyor bir adam bütün bir şeyi yok ediyor. Evet. Aslında barbar bir adam geliyorsun evet. Truva'ya müdahale ediyorsun, yakıp yıkıyorsun. Ondan sonra adamları yok ediyorsun. Onlar hepsini kahraman her olarak koyup gidiyorsun. Ve bu adam aşil kahraman. Türkiye'de evet. çocukların ismine aşil koyanlar var. Evet Düşünün veya Superman baktığınız zaman iyilik yapıyor falan ama neyle iyilik yapıyor? Daha fazla öldürerek. Daha büyük bir kılıç sahibi olarak. Peygamberler öyle değil yani büyük bizde hakikaten büyük insan. Bir de şöyle zaman, hocam yine o kahramanlık insan. hikayelerinde insanlık da yok. Bu Amerikan kahraman öyküleri işte Marvel diye bir şirket yapıyor ya hocam sinemalarda. Bizim gençler evet. çocuklar koşa koşa gidiyor yani bunlara ne Tabii. yazık ki. Tabii. Farkındaysanız Amerika kurtuluyor dünyanın birçok yeri e, harap olabiliyor. Yani sadece kendi insanları, kendi milletleri, kendi vatanlarıyla ilgili de böyle bir algı oluşturuluyor. Kesinlikle. Bizden sonrası tufan, bizden sonrakilerin canın cehenneme algısı da var hocam. Evet. Bir insanlık da yok dediğiniz Kesinlikle gibi. Yani. Yani böyle yok. bir tabiatı, dünyayı, diğer insanları düşünen bir anlayış da yok. Ya bak Bizim mesela diyelim ki e, efsanelerimizle, menkıbelerimizle üretilen tırnak içinde... Evet bize özgü kahramanlar dediğimiz zaman Battal Gazi veya Sarı Saltuk'a bakıyoruz. Sarı Saltuk bir derviş mücahit. Mücahit derviş. Evet. Kılıcı tahta kılıç. Ejderhayı öldürürken boğuşuyor. Bir yerde tıkanıyor. Sonunda Hızır'a ihtiyaç duyuyor. Evet. Yani Allah'ın yetmiyor yani. Desteği senin kılıcın yetmez. yetmez. Yani tamam mı? Evet. Allah vardır. O mutlak irade sahibi olan odur. Dolayısıyla bütün güç, senden gelmez. Bunu düşün, bunu fark et. Mütevazılık evet. elbisesini giyiyor hemen. Evet, hocam. yani bu evet. önemli bir şey. Bir de bu insanlar Batal Gazi'de de öyle, Sarı Saltık'ta da öyle. Ejderhayı öldürdüğü zaman zenginliğe el koymaz, zenginliği almaz. Bunu Allah için yaptım der. O kötülüğü yok etmek için yaptım der. Ejderha bizim tasavvuf kültüründe büyük kötülük demek yani. Evet. O büyük kötülüğü yok ettim. Toplum normal hayatına devam ediyor. Ve bu kötülüğü yok etme kudreti de benden gelmiyor. Allah'ın bana uzanan el elinden Elim. kaynaklandı. Onun diyor. inayetiyle. Bakın. Evet. Orada mesaj yine çok çok önemli. Ya. Ama bugün modern dönemde Avrupa bir yandan diyor ki efendim tanrılar ve kahramanlar çağı bitti. Öte yandan yeniden şimdi yeni kahramanları bilmiyorum ben. Bir ara Superman vardı, Batman vardı. Batman mıydı? Evet. Onlar vardı. Batman. Şimdi yenileri üretiliyor. Üretiliyor. Ama buna rağmen insan demelerine rağmen 200'lük yapıp bu tamamen güce dayanan, çıplak güce dayanan kahraman tiplemeleri üretmeye devam ediyorlar. Evet. İlerlemeci tarih anlayışı bütün bu bahsettiğimiz şeylerden dolayı aslında çürümüş bir tarih yaklaşımı. Fakat buna rağmen Avrupalılar bundan kopamıyorlar, devam ediyorlar. Çünkü bunun kökeninde bir Hristiyanlık var. Fioralı Cakim ilk defa bu üçlü tasnifi üretmiş. Ruh, yani e, şey, oğul, baba, kutsal ruh. Evet. Baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi, tesli inancı. Bu tesli inancından ilham alarak bu üçlü sistemi geliştiriyorlar. Ama ilerlemeci bir konsept içine yerleştiriyorlar. Ee, ve sonuçta efendim din gitti, büyü gitti, ruhan, niyet gitti, artık maddiyat var. İşte Teoloji gitti, bir metafizik gitti. Evet. Bu da realite bir, de bir yalan. Ama hocam Çünkü, aynı insan o ihtiyaçları gidermek için de yeni dinler, new age denilen dinler üretiyor evet, bir taraftan onları da. Evet üretiyorlar. Yani evet. bu manada onu da ilerlemeci anlayışla yeni dinler üretiliyor bir taraftan. Yeni dinler üretiyorlar. Ama bizim... Bu evrimci yaklaşıma dikkat çekmemizin nedeni şudur. Bunlar sürekli İslam'a saldırırken bu yöntemi kullanıyorlar. Bu evrimci yöntemi. Siz geride kaldınız. Evet, siz geride kaldınız. Din geride kaldı. Din o mitolojik şeylerle beraber devam ediyor. İşte kısalarda da mitolojidir. Artık bilim var, artık akıl var. İnsan ilerlemiş. Bugün farklı bir çağdayız. Böyle tanrılar, kahramanlar çağını bırakın gibi bir bakış açısı var. Evet. Biz dediğimiz gibi yani Kur'an'da baştan beri peygamberler birer insan olarak vardır. Güçleri de dünyevi bilim düzeyiyle ilgili değil. Onların kudretleri manevidir. Ee, normatif dediğimiz değerlerle ilgilidir. Bugün de insanları kurtaracak budur yine yani. Efendim atomu üret, nükleer füzeyi üret. Ne üretirsen üret. Daha güçlü olabilirsin ama insanı felaha erdiremezsin. Felah farklı bir şey. Evet. Yani insanlara efendim huzur verecek bir şey getiremezsin. İnsanlara daha adil bir hayat getiremezsin. İnsanların daha az ruhsal problemler yaşadığı bir toplum düzeni kuramazsın bunlarla. Amerika o, kursun. Onun da öyle olmadığında görüyoruz hocam. Rusya kursun, Çin kursun. Türkiye'de geçen yıl 56 milyon kutu antidepresan evet. satılmış. Öyle. Yani Doğrudur. çok zenginiz, Evet, hani refaha erdik, evet arabalar, evler, evet. ihtiyaçlar karşılanıyor evet. bir şekilde ama huzursuz yani toplum. Tabi e ki biz böyleysek, hani kısmen onlara göre daha geleneksel bir toplumuz. Tabii. Acaba Batı'da o çok, çok zengin için. o İskandinav ülkelerinde, Amerika'da bu işler nasıl oluyor acaba? Evet. Bizzat evet. kendileri işte Kaliforniya Sendromu diye kendi psikologları teori evet. ürettiler yani. Bu Kaliforniya her şeyin olduğu yer, dünyevi bütün zevklerin, hazların tadıldığı yer ama huzursuzluk, mutsuzluk da en tepede, pik yapmış evet. durumda. Kendi adlarını kendileri de koyuyorlar. Bir şey de getirmiyor dediğiniz evet. gibi. Hocam ben bir şunu sormak istiyorum. Şimdi bu ilerlemeci tarih anlayışında işte Comte'ta da bunu görüyoruz. İşte pozitivizme getiriyor. İşte Vico insanlar çağı deniyor. Hani bu insan tipi oradaki insan tipolojisi ya da toplum yani fert ya da toplum olarak bakarsak ya da devlet anlayışı, ekolojik anlayışlar, insan hakları anlayışı her neyse bu en nihayetinde batı tecrübesiyle gelinmiş noktayı işaret ediyor değil mi? Genel bir insanlık tecrübesi değil bu yani. E tabii değil. bunun üzerinden de bir tarih yazıcılığı var değil mi? E, kesinlikle. Yani Avrupa'nın Yani bu aynı zamanda kullanılan bir şey. Yani e, biz bir prototip ürettik. Ya bu insan haklarına saygılı, işte bu barış yanlısı, savaş karşıtı, hayvan haklarına saygılı, bak işte doğayı koruyoruz, ekolojiye saygılıyız filan deyip bundan da bir prototip üretiliyor ve aslında bu siyasete de alet ediliyor. Hani bir takım işte Paris iklim anlaşması var. Bizimkiler de hani girdiler ettiler filan. Diyor ki biz böyle bir şey kıstas oluşturduk. Buna da dahil olmak zorundasınız. Hani biz sizden öndeyiz. Bakın ekolojiyi de koruyacağız. İklim değişikliklerinde de dert ediniyoruz. İşte şunu da dert ediniyoruz filan. Aslında sadece bir tasnif çalışma meselesi değil yani. Bunun üzerinden sanki dünya şekillendirilmeye çalışılıyor. Yani en iyisi e, biziz siz de buna uyun demek bu yani. E, tabii yani aslında Avrupa modern dönemde bir medeniyet olarak gelişti. Ama bu medeniyeti kendi bölgesiyle ilgili kendi tarihiyle ilgili olarak görmekle yetinmiyor. Bunun bütün bir insanlık için doğru olduğunu evet. iddiasına bulunuyor. Ve diğer toplumların da buna uymasını istiyor. Problem bu. Bu senin yaşadığın bir evrimsel süreç olabilir. Ama biz insan olmayı, insan hakları meselesini kendi tarihimizde, inancımızda, medeniyetimizde, insan medeniyeti olarak biz çok önce yaşadık. Hazreti Peygamber veda hutbesinde bütün insanlığa hitap ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de akitlerinize bağlı kalın der. Evet akitleşmeden yani anlaşmadan evet. bahseder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiği zaman yeni bir toplum kurduğu zaman sözleşmeyle kuruyor o toplumu. Dolayısıyla Kant ebedi barış sözleşme teorisini ileri sürdü 19. yüzyılın başında efendim 18. yüzyılın ya sonunda ya da 11. yüzyılda ama, 12. yüzyıldaki magna karta evet, değil yani ilk ama bizim insan medeniyetimiz etti. bakın çok daha önce bunları ortaya koymuş o nedenle kalkıp bize siz işte efendim daha kahramanlar çağındasınız veya tanrılar çağındasınız bir çağındasınız geri çağındasınız din çağındasınız biz bilim çağında ulaşmışız size düşen de gelip bize uymaktır demeleri çok büyük bir kibirdir çok büyük bir hegemonya anlayışıdır. Buna biz hiçbir zaman onay veremeyiz. Bunu biz doğru kabul edemeyiz. O kendi içinde bir medeniyet bölgesi. Biz de kendi içimizde bir medeniyet bölgesiyiz. Bazı uydu yani yakınlıklarımız var. Ortaklıklarımız var. Ama hepsini biz en iyisine ulaştık. İnsanlar çağına geldik. Siz hala geri bir çağdasınız. Gelin bize uyun demeye Hakları yok. Hocam Gazze olayında ortaya de, çıkmadı mı bu? Bunu diyorlar. Bakın mesela evet. e, bu eşcinsellik meselesinde evet. de. Evet. Hani toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında sanki bütün insanlık için geçerliymiş gibi herkese dayatmaya çalışıyorlar. Evet. Hayır. Biz ahlak olarak, maneviyat olarak, ruh olarak, inanç olarak çok farklı bir medeniyetiz. Ya. Avrupa medeniyetiyle aynı değiliz. Biz İslam medeniyetiyiz. Bu açılardan biz özerkiz, özgünüz. Bakın biz tarihimizde insanla başlatmışız, ya. peygamberlerle başlatmışız, biz adaletle başlatmışız, köleyle efendiyi aynı safta yani. tutmuşuz. Köleyi ordu komutanı yapmışız, Biz yaptı. toplumu anlaşmalarla kurmuşuz, yani. sözleşmelerle Hı. kurmuşuz. İşte biliyorsun Hamidullah İslam Anayasa'sı devamı. Evet. Anayasa şu bu önemli değil ama sözleşme var. Evet. Sözleşmeye dayalı kurulması önemli. Hazret Muhammed kılıçla Medine'yi kurmadı. Medine'yi sözleşmeyle kurdu. İslam toplumunun başlangıcı kılıçla değil sözleşmeyle de. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Avrupaların batılıların bunu görmesi lazım. Bizim de kendimizi böyle algılamamız gerekiyor. Hocam son yaşadığımız son, olaylar. Evet. Yani şu e, yıllarca bize Holokost dediler değil mi? Evet. Hani Yahudileri masum gösterdiler. Hollywood bununla ilgili çalıştı. Onları masum gösteren, mağdur gösteren evet. filmler çekildi. E, bugün Gazze'ye karşı işte o ilerlemeci tarih anlayışıyla insan hakları kısmında da en ileride olduklarını iddia edenlerin bugün Gazze'de nasıl böyle üç maymun oynadıklarını Çok görüyoruz. Doğru. Yani Gazze'deki insanlar insan değildir dedi. Siyonistler. O insan değildir diyenlere efendim Batı'daki iktidarlar İrlanda hariç efendim İspanya hariç birkaç ülkenin lideri hariç evet. diğerlerin hepsi o düşünceyi benimsedi. Demek ki bizi hala bunlar insan aşamasında görmüyorlar. Bizi hala geçmiş karanlık döneminin ilkel toplumun devamcıları ya. olarak görüyorlar. Evet. Onlar gibi olmadıkça. Ya. Ama şunu da görmemiz lazım bunların Egemenleri böyle olmasına rağmen bu toplumlarda medeni olan, vicdan sahibi olan, Allah'ın insana yüklediği o fıtrat üzerinde yaşayan Kur'an-ı Kerim'de siz onlar içinde kendinize yakın olanları da bulabilirsiniz dediği insanlar da var. Evet, onlar da zaten onlar isyan da güzel, halindeler şimdi. Onlar da isyan halindeler. Onlara tepkilerini ortaya koyuyorlar. Böyle devlet başkanlarının da işte mesela geçen İrlanda meclisinde birisi bir siyasetçi baş yani üst düzeyde adını hatırlayamıyorum. Ağladı yani konuşurken. Yani. Orada bebeklerin dedi ateş içinde boğulduğunu görmek dedi. Çok korkunç bir şey. Adam bunu anlatırken ağladı. İşte onlar insan. Onlar Allah'ın fıtratı üzerine hayatını sürdüren insanlar. Medeni insanlar. Ama bize bu evrimci düşünceyi dayatarak hareket edenler bunlar tamamen ee, bu egemen, e, emperyalist anlayışla dop dolu olan, evet. batıyı daha çok bir hegemonya olarak üreten, sömüren, emperyalist davranan, tahakküm eden, bu, bu, bu siyaseti benimseyenler. Evet. Ve Siyonizm de bunun parçası zaten. Doğru. Siyonizm de bu siyasetin ürettiği evet. bir şey. Avrupa'dan üretildi Siyonizm yani. Doğru. Orta Doğu'da çıkmadı. Yahudiler yüzyıllarca beraber yaşadık. Osmanlı'da Siyonizm çıkmadı. Orta Doğu'da Siyonizm çıkmadı. Niye Avrupa'da Siyonizm çıktı? Değil mi? Evet. Bunun üzerine düşünmek, düşünmek lazım. lazım. Tesadüfi değil bu yani. Doğru, doğru. Hocam çok evet. teşekkürler. Kıymetli dostlarımız bugün evrimci, ilerlemeci tarih anlayışıyla batıda üretilen tarihi zamanlara, bölümlere ayırma anlayışını konuştuk. Bu zaman zaman İslam'a da giydirilmeye çalışılan bir tasnifleme çalışması diyelim. Bunu hocamızla değerlendirdik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşçakalın.